Başı fare fare oy oy, dumanlı dağlar oy oy, duman eğlenir mi oy oy, kar olmayınca oy. Evet Hasan abi, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz. Nasılsınız, ne var ne yok? Allah razı olsun, sağ olun, sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Cümlemizden Hasan efendim. Hasan abi, bize kendinden biraz bahseder misin? Hasan Özarslan kimdi? Hani sizi tanıyanlar biliyor ama evet, tanımayanlar için bize kendinizden biraz evet, bahseder misin? Nerede doğdunuz, nerede büyüdünüz? Ben 1952 Ekim ayında Erzincan'da doğdum. Erzincanlı yerli bir ailenin çocuğuyum. Bizim işte ailemize Acepşirler diye anılır lakap itibariyle. Bu Acepşir kelimesi Sultan Seyid Hazretleri'nden gelmektedir. Cırzını Binkoç Köyü'nün üstündeki yatır olarak tarihe geçen bir atanın torunuyuz. İlkokulu Fırat İlkokulu'nda okuduk. Merkez Ortaokulu'nda ortaokulu. Sonra Erzincan Lisesi'ni. Erzincan Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara'da Başkent İktisadi Ticari Bilimler Akademisi'nde okuduk. Tabii biz okurken hep bizim ilkokuldan, ortaokuldan, liseden her neyse hep büyüklerimizin himayesinde, onların yönlendirmesinde, bir de biz tüccar bir ailenin çocuğu olmamız hasabıyla hem ticaret efendim, hem arazimiz, köyümüz, kentimiz vesaire. Biz şanslı mı diyelim neyse, hem de dedemizin böyle sosyolojik, onun manevi eğitimleriyle, işte dualarıyla, himayeleriyle yetiştik, piştik, bağında, bahçesinde, yani olduğu kadarıyla, olabildiği kadarıyla hem organik yetiştik hem de organik yetişme noktasında da emeklerimiz oldu, pişerek yetiştik. Yani şimdi çok şükür bu yaşa bile gelmemize rağmen ben bağ bahçe işlerinde efendim beldi, kazmaydı, kürekti, hatta tırpandı. Yine aynı düzende şeyimiz var, gücümüz var. Çok şükür o büyüklerimizden, dedelerimizden aldığımız, babalarımızdan aldığımız o pişkinliğin bir tabii yol haritasının bugünlere getirdiği bir performans diyelim. Tabii biz bir taraftan ailemizin konumu itibariyle asıl ticari mesleğimiz petrol olması hasabıyla de akaryakıt benzin istasyonumuz, işte onunla devamlı ilgilendik. Bir taraftan işte baharın veya işte cumartesi pazar falan derken, o zaman da işte araziyle, çiple, çubukla, efendim ağaç dikmeyle, yani hilaf olmasın da belki binlerce ağaç dikmişizdir. Babamlarımızın da böyle onların gayret ve yönlendirmesiyle, gözetiminde vesaire. Biz şöyle diyeyim, bizim jenerasyon belki biraz hamasi gibi görünecek ama asırlara hitap eden, belki birkaç asrı bir arada yaşayan bir nesil olarak, hem teknoloji olarak, hem sosyolojik olarak, hem de hayat görgüsü olarak gerçekten baktığımız zaman, mesela ben karasabanı sürdüm. Öküzün arkasında çip sürdüğümü biliyorum. Öküz atın arkasında gem sürdüğümüzü biliyorum. Gele gele geldik. Ondan sonra traktörle harman makinesinde harman kolu çevirdiğini biliyorum. Sonra patos derken traktör modern bir sürece geçildi. Sonra bir baktık biçerler döverler çıktı. En sonunda biçer döver giderken peşinde arazide, tarlada toz tozu kovduğunu gördük. Saman da o anda kalktığını gördük. Yani şey olarak da, yani teknoloji olarak da ta oradan oraya geldik. Karasaban'dan böyle elektronik sistemle çalışan makine sistemine kadar geldik. Araçla gereçle. Yani hem çalıştık, hem o zaman yediğimiz ailemizde yediğimiz ekmeğin karşılığını hiç boş durmadan, böyle hani havayilik derler ya,
Onlara bize fırsat vermediler büyüklerimiz. O şekilde hep çalışarak, uğraşarak, didinerek hamdolsun böyle sağlıklı, düzenli, ailemize bağlı, ailemizin bize vermiş olduğu inançla, itikatla, ferasetle iyi bir gençlik yaşadık. Üniversite okuduk, mektebini okuduk. Sonra tabii belki siyaset gibi algılanır ama bir de genç yaşta biz Erzincan'da 69 senesinde daha lisede okurken Genç Ülkücüler Derneği'ni kurduk. İşte bir 10-12 arkadaş bir araya geldik. Manifatura sitesinin 3. katında kendi aramızdaki harçlıkla beraber derken öyle de bir sosyolojik bir faaliyet olarak da yani bunun adı siyasetten diye de bir dünya görüşünün gençlere, gençliğimize rahmetli Alparslan Türkeş tarafından bahşedilen bir dünya görüşüyle müşerref olduk. Aslında biz halk partili bir ailenin çocuğuyum. Bizim tabii yerimizden kalktığımız zaman işte Cumhuriyet'in emaneti olan dedelerimiz cepheden dönmüşler. Efendim Cumhuriyet'in kuruluşunun işte siyasi aksiyon olarak CHP'yi emanet gibi algılamışlar. O görgüyle böyle biz gördük, öyle yetiştik. İşte lise o günlere kadar. Babamlar işte o neslin okumuşları olarak işte liseleri bitirmişler. Amcam harbi okulunu bitirmiş vesaire. Onlar da Cumhuriyet'in önce okumuşları gibi. O vesileden dolayı da bir halk partilik bir siyasi benimsenmesi ailemizde olmasına rağmen Allah'ın işi işte bu. Tabii ki bunlar kısmet meselesi. Ülkücü düşünceyi bir vesileyle müşerref olduk. Ve o başlangıçta sonra Erzincan'daki insanımızın liseden başlayarak gençliğimizin, gençlerin bu duygu ve düşüncelerde ne demek işte genç ülkücüler ama ülkü başındaki ifadesi bir gönül sevdasının bir anlayıştaki abideleşmesinin adıdır. Yüreklerdeki, beyinlerdeki, gönüllerdeki abideleşmesinin adıdır. Bu da vatan sevgisinin gönüllerdeki benimsenmesinin, gönüllerin en yüce yerinde, en güzel yerinde gönüle nakşedilmesinin adıdır. Ülkü anlayışı. Bu tabii sonra bakıyoruz ki uzun yıllar, yüzyıllar belki bu anlayış ve bu duygu ve düşünceler toplumumuza, milletimize, ülkemize böyle çok benimsetmemiş, görülmemiş, duyulmamış. Ama tabii Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında bu anlayışın, rahmetli Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu Cumhuriyet ilke ve inkılaplarında orada da ülkü yüreğini görüyoruz. Ülke sevgisinin ülkü yüreğini ve Türk milliyetçiliğini görüyoruz. Tabii bu Türk milliyetçiliği sevdasının gönüllerdeki abideleşmesi ülke ocaklarının gençlik üzerinden başlayarak ki tabii rahmetli başbuğumuz böyle hazır kurulmuş birilerinin organize ettiği, efendim birilerinin de tayin ettiği bir genel başkan sıfatıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelmemiş. Başbuğumuz Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi döneminde ben bu ülkenin siyasetini ortaokuldan başlayarak belli bir sevdanın nakşedile edile yürekli, inançlı, imanlı, itikatlı Türk İslam ülküsü doğrultusunda mayasını almış bir gençlik yetiştirerek emin adımlarla gideceğiz. Bu tabii ki orta ve uzun vadeli bir yol. Arkadaşlar böyle bir yolda benle varsanız yürüyelim şeklinde başlıyor tabii. Ülke Ocakları'nın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de 9 Şubat 1969'da resmen kuruluşu ilan edilmiş ve peşin Ülke Ocakları ile beraber. Biz de işte o günlerden başladık. Hem işte lisede okurken Ülke Ocakları faaliyetleri, hem işte dediğim gibi ailemizin iştikal ettiği iş alanlarında. Sonra 1975'e kadar da 3 dönem Ocak Başkanlığı yaptım Erzincan'da. Büyük Ülkü Derneği ve Türk Ülkücü Derneği. O zamanlar tabii değişik durumlar vardı.
12 Mart muhtıraları verilmişti vesaire. O vesilelerden dolayı da bizim sık sık tabii kapatmalar, açılmalar, işte isim değişmeler. İşte Genç Ülkücüler sonra Ülke Ocakları olarak. Sonra bizim tekrar bizim ocak çok sonraki. Sonra işte Büyük Ülkü Kayseri efendim merkezi. Ondan sonra Çankırı Merkezi Türk Ülkücüler Derneği. Böyle derken de Erzincan'daki artık ülkücü anlayışın, ülkücü dünya görüşünün tabii ki siyasi aksiyonu Milliyetçi Hareket Partisi. Tabii ikisi bir bütün olarak efendim devam etmek, paralellik arz ederek devam etmek mecburiyeti hasıla olmuştur. O süreçte başbuğumuz büyüklerimizi, parti yetkililerimizi, başında Ali Fuat Eyüboğlu, o zaman Yozgat milletvekili, sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan Osman Albayrak senatörü, bir yetkili ağabeyimiz daha Erzincan'da, uzun incelemeler ve gözlemlerden sonra bizim İlk Ocakları Başkanlığı'ndan parti yönetimine görev almamızı başbuğumuz emretmişler. Hangi yıllardı bu? 1975. 1975'inde MHP'nin genel merkezinde? Bir genel merkezden gelen başbuğumuzun emri üzerine de partinin kurucu üyeliğine ocak başkanlığını bırakarak orada görev aldık. Sonra böyle hummalı, gerçekten bir farklı bir, iyi bir ekiple, yani daha canlı, daha genç, daha işte vizyonlu, efendim heyecanlı bir genç ekiple partimizi böyle gece gündüz dağında taşında böyle gönüllere nakşederek, insanlarımızla bütünleşerek, yani kimse yanlış anlamasın, işte o zaman Türkiye genelindeki böyle kalıplaşmış işte Adalet Partisi Halk Partili aileler, işte benim de baba tarafım Halk Partili, anne tarafımız Demokrat Parti, süreci öyle, alternatif yok derken tabii MHP farklı bir dünya görüşüyle ortaya çıkınca bir yadırgama oldu, bu neyin nesi filan şeklinde. Aslında başbuğumuzun tezi gerçekten çok muhteşem bir, Türkiye'nin gelecek 10 yıllarının, sonraki inşallah 100 yıllarının irşadı olan bir dünya görüşüyle, sabırla, sebatla yola çıkan bir hareket olduğuna çok şimdi daha iyi kavrama noktasında. O günü heyecanlı gençtik ama bugünkü 70 yaşına geldik. O hareketin gerçekten çok doğru bir kararla Türk milletine sunulduğu bir vaka olduğunu görmekteyiz. Siyasetle uğraşırken ailenin buna tepkisi ne oldu? Eşiniz yıllarca böyle hani gittiniz seçim çalışmaları, siyasetle hani uğraştınız. Bunların tepkileri ne oldu? Şimdi ben tabii ailemiz derken Erzincan gibi yerde böyle bir dünya görüşünün, bir ülkücü anlayışın, o zaman Türkeş'in komandoları derlerdi bize, addedilirdi. Tabii çok yadırgandı. Yadırgandı ama biz doğru yolda olduğumuzu inandık. Yani dedi ki bu artık öyle ve böyle. Ailelerimiz tabii, Erzincan'ın kendine mahsus bu dedikodu şeyi de vardır, meşhur. Onlar da böyle işte bu nereden çıktı, bu işte gençler ne yapıyor, ne ediyorlar, kimin rüzgarında gidiyorlar şeklinde. Başlangıçta 3-4 sene gerçekten Allah affetsin, belki de ailelerimize, büyüklerimize tabii belki gönül kırıklığı falan da yaşandı, zamanlar, günler de oldu. Tabii bizim evlilik bayağı sonra, yani bizim işte 79'da nişanımız oldu. Ama tabii o günün şartları, bizim çok ciddi bedeller ödeyerek gidiyoruz. Yani biz sabahleyin çıktığımız zaman, akşama işte eve geldiğimiz, gece eve gittiğimiz zaman annemiz işte perdenin arkasında, camın arkasında işte bizim oğlan geldi mi, gelecek mi, sağ mı geldi, vuruldu mu vesaire. O günleri yaşadık. Çünkü 12 Eylül sürecinde sıkıntılar yaşadınız mı? Ya da 12 Eylül sürecinden sonra çok sıkıntılar yaşadık. Yani sıkıntılar hep sadece Türkiye, Erzincan ve Erzincan bölge olarak da. Yani mesela ben 1977'de il başkanlığına getirildim. Ülkemizde bir sıkı yönetim süreci
devam ederken de Erzincan 3. Ordu merkez olması sebebiyle 13 vilayet 3. Ordu merkezine bağlıydı. Yani Samsun, efendim Tokat, Çorum, Sivas ta Artvin'e kadar. Tabii burada bütün sıkıntıların merkezi, sıkı yönetim komutanı 3. Ordu komutanlığı var. Bütün odak noktası Erzincan'dı. Erzincan'da malum bir de düşman boş durmuyor. Ülkemizde öğrenci olayları devam ederken ben Ankara'da okuyorum. Orada yani hemen hemen her gün bir arkadaşımızı şehit veriyoruz. Marksist ideolojinin çok acımasız, çok insafsız, çok pervasız bir saldırısı var. Ona maruz kalan tek hedef ülkücü hareket ve gençleri, ekiple arkadaşlarımız vesaire. Bir taraftan işte imtihanlara gidip geliyor. Ondan sonra geliyoruz işimiz gücümüz ve siyasette hepsini bir arada yürütüyoruz. Yani 24 saat bize yetmiyordu. Sıkıntılı günler yaşadınız. Biz sıkıntılı günler esas işte 12 Eylül'e kadar yaşadık esas. Yani 79'da tamamen için cezaevi kısa gördüm ama şeyden çok geçtik. Bu meşhur işkence dezgahlarından çok geçtik. Hatta burada mı yattınız Erzincan'da? Yok, Ankara'da. Ankara'da yattık. Ankara çok bayağı çileli bir yerdi. Biz rahmetli Çatlı'yla da beraberdik. Tasın abi, hangi yıllarda evlendin? Severek mi aldınız, kaçırdınız mı, görücü usulü mü? Valla görücü usulü böyle bildik, tanıdık bir ailenin kızıydı. Zaten abiler, kardeşler de bizim hem ülküdaşlarımız olarak da ülkücü bir ailenin, bildik bir ailenin kızıydı hanımımız, nişanlandığımız hanımefendi. Tabii biz o günün şartları hem okul devam ederken hem de işte bu yükümlülük, sıkıntılar bayağı bir uzadı bizim. İşte nişan dönemi de evliliğe kadar derken o arada 12 Eylül oldu. Hatta 12 Eylül tabii aradan 2 yıla yakın bir zaman geçti. Ben gece saat 2'ydi eve geldim. Annem ondan sonra işte bekliyorduk, yattık. Saat 5'ti rahmetli kayınbiraderim Bircan Ekinci. Allah rahmet eylesin. Cümlemiz. Annem dedi kalk dedi, Bircan arıyor dedi. Anne hayırdır dedim, yeni yattım daha. Dedi oğul dedi ihtilal olmuş dedi. Böyle bir kalktı tabii, ihtilal olunca 12 Eylül. Tabii nişanlıyız da topun ağzına bir adam işte 12 Eylül Kenan Evren ihtilal yapmış falan derken. İşte kalktık abdest aldık, namaz kıldık. Velhasıl işte tabii bayağı uzun şeyler yaşandı. Tabii Türkiye genelinde ta işte başbuğumuzdan bütün Anadolu'ya, ondan sonra işte buradaki bu işin başındaki işte il başkanı olarak bir dönem önceki ocak başkanımız beraber çalıştığımız rahmetli Mihral Aksu falan, onlar hep böyle bir operasyondan geçtik tabii. Ama tabii bunları biraz rahatladıktan sonra evlilik durumu söz konusu oldu. Kaç yılda nişandan sonra? 3 yıl sonra mı? 2 yıl sonra? 81'de evlendim. Evet. 81'de kaç evlendik. Kaç evlisiniz? Valla 40 seneyi geçti. Yenge kahrınızı çekti herhalde. Yani ya tabii ki. Siyaseten çalışmalarınızdan dolayı. Olmaz olur mu? Tabii bizim hem iş konumu itibariyle yani böyle bir şeyle bir aile yaşantımız, efendim tatilimiz, efendim akşamımız, sabahımız, efendim cumartesinin pazarımız böyle bir şeyimiz olmadı. Vaktimiz, hayat standardı böyle bir şey, düzenli bir saate güne bağlı bir şey imkanımız olmadı. İş konumu itibariyle mesela bir çıkıp gidiyor Erzincan'dan. Belki birkaç gün sonra dönüyorum. Bazen bir hafta sonra dönüyorum. Bizim... Evet Hasan abi. Ülkücü camiadan geliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin MKYK üyesiniz. Bu ülkede Erzincan'da yıllardır da siyaset yapıyorsunuz. Unutamadığınız hatırlardan biraz bize bahseder misiniz? Arkadaşlıklarınızdan, dostluklarınızdan, anekdot olarak. Şimdi bizim tabii arkadaşlık, dostluklarımız çok özeldi. Bir akrabadan hatta kardeş diyeceğim. Ondan da daha ileri bir paylaşma, maddi, manevi her şeyle yüreklerin paylaşması. Çünkü bir ülkülerin abideleşmesi noktasında olan bir büyüklerimizle çok yakın böyle işte parti büyüklerimiz, ağabeylerimiz diyelim işte Murat Karaman'dan
Kurban Çamurcu'ya kadar, işte Samet abi il başkanımız vesaire. Böyle olağanüstü bir dayanışmamız vardı kendi aramızda. İşte Mihrali Aksu rahmetli benim il başkanlığım döneminde ocak başkanlığı. Erzincan'da yani çok ciddi sıkıntılara maruz kaldığımız süreçlerde biz sabahlara kadar Erzincan üzerindeki tasarrufların oyunları nasıl bozarızın hesaplarını yapardık. Sonra gece saat 1'e 2'ye kadar mesela böyle tedbirlerimizi alırdık Erzincan'ı korumak için. Götürdüm işte bende araba vardı. Mihrali kardeşimizi işte bahçe kültürlerinin işte şeyine bırakırdık, misafirhanesine. Kurban abiyi evine bırakırdık, Avni Bey'i öyle. Öyle devam ederdik. Yani tabii ki bu arada özel bir hatıralarımız şimdi bunda çok uzun yıllar. Şu anda böyle vardı mutlaka ama şeyimiz şu yani anda çok nedir? Abdullah Çatlı olan bir özel hatıranız varsa onu anlatabilirsiniz. Valla Abdullah Çatlı da hem en son ev arkadaşımızdı. Beraber en son yurtta da kaldık. Evde de beraber kaldık. Mesela en şeylerden bir tanesi bizim Beşevler bölgesinde orada efendim işte Beşevler İktisat Ticaret Bilimler Akademisi Gazi ve Teknik Öğretmen'de bir çatışma oldu. Orada bir ülküdaşımız şehit edildi. Alparslan Gümüş isminde. Alparslan Gümüş rahmetli sırasında şu yazıyı buldular arkadaşlarımız okulda, teknik öğretmende okurken. Vatanım ha uğruna ekmeğini yemişim ha kurşun. O bir ifade kazımış tahtasına. Bu şehit arkadaşımızın. Bizim tabii bölgemiz Cebeci. Sonra Çatlı geldi. Abdullah dedi ki o bizim oğlan diye tabir ederdi birbirimize böyle. Ne vapa filan. Ya bizim oğlan dedi. Abdullah şey Gümüş'ün dedi. Alparslan Gümüş'ün cenazesini dedi. Kaçırdılar dedi. Sakladılar. Bulamıyoruz dedi. Yani almamız lazım dedi filan. Derken sonra Hacettepe'nin hastanesinin morgunda olduğunu bulmuş, öğrenmiş arkadaşlar. O sırada da işte bir şey gerekiyordu, bir araç gerekiyordu. Bir büyüğümüzden o sıra bir aracı aldık. O büyüğümüzün ismi Mahduttur. Efendim, hemen gittik morgdan, o işte rahmetli Alparslan kardeşimizin taputunu emniyet fark edinceye kadar biz aldık. Oradan Yıldırım Bayezid yurduna götürdük. Oradan da götürdük, defnettik. En son ayrıldığımız zaman, bu ortalık iyice karıştı tabii, ben Erzincan'a geliyorum. Benim de üstümde siyah deri bir pardüsü var. Ya dedi, Erzincan pardüsü sana ince gelir dedi. Bunu dedi, bizim ola bana ver de. Öyle, en son öyle ayrılmıştık. Sonra bir defa daha bir vesileyle kaçak döneminde rastladık, denk geldi. Sonra da o kazadan öyle yıkıldık tabii duyunca rahmetliye. Öyle. Peki Hasan abi, Erzincan sizin için ne ifade ediyor? Erzincan adına münhasır can. Gerçekten mütena bir Anadolu coğrafyamızın jeolojik konumu itibariyle de dünyada belki o böyle hep gelenlerin biz farkında değiliz de böyle çanak içerisindeki bir il. Narinciye'nin dışındaki her türlü Rabbil Amen'in bahşettiği, işte meşhur bizim cimin üzümünden tutun da şeftalisinden kirazına kadar yetişen kliması çok güzel bir memleket Erzincan. Fakat Erzincan hep şanssızlıklarla tarihi idame etmiş bir memleketimiz. Bugünkü Erzincan'ın en az 20 kat, 30 kat nüfusu belki dışarıda yaşamaktadır. Dışarıya gidilmiş. Mesela Cihan Harbi sırasında ben, babam rahmetli Kayseri'de doğmuş. Dedemler cepheye gidecekler. 1916-17 yılları işte aileyi götürüyor Kayseri emin il olarak iç Anadolu'ya yakın. Oraya konuşlandırıyor. Geri dönüyorlar cepheye dedemler. Babam, dedem cephedeyken dönüşte ondan sonra babam da Kayseri'de doğuyor. Sonradan işte giden çoğu gelmemiş. Adana'ya gitmişler, Tokat'a gitmişler, Çorum'a gitmişler, Amasya'ya, Ankara vesaire. Bugünkü ulaşım imkanları dahilinde
diyelim ki 100 aile gittiyse işte 40'ı 50'si dönmüş. Bir kısmı öyle kalmış. İşte macirlik dediğimiz. Sonra derken işte sağım solum, kaşım gözüm biraz toparlanıyor Erzincan. Derken de işte 39 depremi. Tekrar 39 depreminde işte bir istasyon efendim bugünkü malum ayakta kalıyor. Bir de işte o biraz kalıntısı olan hamamlar vesaire. Erzincan yerle bir. Yine dönüyorlar. Tabii ki nüfus yarın da altına düşmüş. Tekrar toparlanma noktasında işte malum 92 depremi de Erzincan'ın böyle insanların geleceğinin böyle yaşam ümitsizliğine maruz kalan sıkıntılara efendim. Siz yaşamış. Hiç gitmeyi düşündünüz mü Erzincan'dan? Düşünmedik hiç. Yani Erzincan'da bizim ne bileyim atamız, dedemiz, büyüklerimiz, mezarlarımız, nefesimiz hep böyle. Yani onun için yani gidip de nereye gideceğiz ki? Yani gidip de Erzincan'dan güzel daha yani insanın hani derler ya doyduğu, biz doyduğumuz yerde, kaldığımız yerde Erzincan rahat ettiğimiz için hiç düşünmedik. Yani. 1992 depremde bir deprem yaşadık. Bu depremde de Talip Kaban bir belediye, Erzincan'ımızın iki dönem belediye başkanlığı yaptı. Sonra bir dönem milletvekili yaptı. O dönemde de siz yine siyasetin içindeydiniz. Evet. O dönemlerde bize bahseder misiniz? Yani şimdi tesadüf, ben o gün Erzincan'da yoktum. Benim bir tuğla fabrikamız vardı. Onun şeyi için Manisa Turgutlu'daydım. Gece bir evde misafiriz. Tesadüfen böyle çay içerken televizyonlardan öğrendik. Ama hayatımın en zor iki gününü yaşadım. Çünkü hep işte o zaman bir iki kanal var, flaş diyor. Erzincan'dan haber yok. Erzincan yerle bir, ancak öyle. Telefonlar yok, postaneden arıyoruz. Hiç irtibat kurma imkanı yok. İşte neyse çıktık. Ana İzmir işte güzergahındaki yola Ankara bir otobüs geldi. O da ek sefer koymuşlar. Erzincan'daki yakınları olan veya Erzincanlı olan tesadüf o otobüsün şoför yatağında bindik öyle apar topar. Bizim bir de şeyimiz vardı, personelimiz. Erzincan'a kadar hiçbir haber alamadım. Böyle içimiz kan eriye, belki de Erzincan'a kadar 5 kilo verdim. Öyle. Geldik Erzincan işte yani orayı yıkılmış, burayı yıkılmış. Dört yola indim. Bizim işte şirketin vakıflar işlerini yerle bir, öbür bütün binalar, Selamoğlu iş. Bir belediye var ortada. Başka her taraf yerle bir. Aileden haber yok. O gün belediye kardeşim, başkanı Talip Kaman'dı sizin partinizi temsilen. Evet. O günkü çalışmaları hatırlarsanız neler yapılmıştı hatırlıyorsunuz. Yani Erzincan bir daha yeni bir Erzincan kurulmuştu. Vallahi kardeşimizden Allah razı olsun. O günü ki devletimizin idaresi, iradesi yani bir de şu oldu. Yabancı ülkelerin bu Dünya Bankası dediğimiz plan ve projeleri Erzincan'ın yeniden şekillenmesinde özellikle hani güç deriz ya statik manada hem öğrendik hem de o vesileyle biz bu işlere basit bakıyorduk açık söyleyelim. Yani devletimizin o yetkili kurumları, bayındırlıklar vesaire vesaire sonradan daha iyi gördük ki ya biz kendi mezarımızı kendimiz hazırlamışız. Mesela depremler ufak tefek olurdu. 83 depremi oldu. Pek benimsemedik. Ama ben Urartu Oteli'nin o çapraz kolonlarının demirlerini gördüm. Orada hasardan dolayı. Sıvayla kapattık. Şimdi bakıyoruz ki o günün sürecinde işte kontrol olan mekanizma diyor ki Fırat kumunu al. 5 torba cimentoyu kat. 225 toz beton. Bunu yaptığın zaman binaya bir şey olmaz. Halbuki Fırat kumu yarı yarıya yakın kumdu, lığdı vesaire. Sonra gördük ki ya betonarme bina öyle değilmiş. Affedersin tezek gibi dağıldı o binalarımız. Demirlerimiz soyuldu, testler yapıldı ki 100 bile değil. 225'i bırakın 100 bile değil. Ondan dolayı bizim böyle şuursuz, bilinçsiz yaptığımız betonarme binaları mezar oldu. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Evet Hasan abi, karşımızda 20 yaşında bir Hasan Özarslan var. Karşımızda oturuyor. Evet. Onu karşınıza gelip otursana ne derdiniz? Ne nasihat ederdiniz? Keşke
şunlar şunlar yapma da şunlar şunlar yap deseydiniz? Valla yine 50 sene önceki Hasan Özhasan karşınızda. Şimdi mesela demin bahsettiğimiz olmuş sosyolojik, siyasi, ideolojik dünya görüşleri, ticareti şusu busu. Bugün 70 yaşına geldik ama bugün samimi söylüyorum, iyi ki de ülkücü olmuşuz. Yani o günkü 17 yaşındaki düşünce, bu Rabbil Alemin'in bir bahşi olarak addediyorum. Bu 53 yıllık süreçte geriye dönüp baktığımız zaman burada bir antilik var mı? Hissiyat var mı? Bencillik var mı? Efendim işte adam kayırma var mı? Menfaat var mı? Gerçekten hiçbiri yok. Hepsi fi sebilillah için bir görüş, bir yürek olarak bugün daha iyi, iyi ki olmuş diye aynı yine 20 yaşına da olsak bugünün tecrübelerini o günün 20 yaşına götürsek daha ciddi mesafeler belki alınır ama tabii o günün genç yaşın tecrübesi yaş ilerledikçe ister istemez insanların benliğine nakşediliyor. Yine aynı duygu ve düşüncelerle devam ederdik hayatta. Sasın abi, Hüseyin Özarslan vardı. Kendisi bildiğim kadarıyla borsanın kurucularından da Erzincan'da. Sizin kardeşinizdi. Evet. Biraz ondan bize bahseder misin? Allah rahmet eylesin öncelikle. Cümlemiz efendim. Hüseyin de çok tabii yapı itibariyle mizacı biraz daha bana nazaran biraz daha tam 10 yaş vardır. O 62 doğumluydu. Daha böyle muğlak, daha sakin bir karakteristik yapısı vardı. Tabii bu aile görgüsünde yetişmiş olduğu efendim işte bizim telkinlerimizde o da iyi bir ülkücüydü. O da aynı bizim mezun olduğumuz okuldan yani o okulumuzun tabii abisi o günü Devlet Bahçeli'ydi. O da Devlet Bahçeli'nin o süreçteki abilik sürecini yaşama tadını aldı. Hem ülke sevdası hem üretmek hem istihdama katma değeri olacak neler yaparız, neler ederiz. Bunların hepsi bir araya gelince böyle beynini çok gerçekten yoran bir kardeşimdi. Erzincan'a işte ne yapılması gerekir, nasıl olması gerekir? Bazı arkadaşlarla zaman zaman böyle diyaloglar sağlayarak Erzincan üzerinde işte ekonomik, efendim üretime dayalı neler yapılır? Bunlarla ilgili bazı iş adamlarıyla Erzincan kökenli onları devreye sokarak işte bu sekten yani süt fabrikası devletin uhdesinden işte bir rahmetli Uğur Tunçata vesilesiyle Balacan süt fabrikasının alıp çok ciddi masraflarla yoğun Erzincan'ın böyle ivme noktasında kalkınmasında hayvancılığında tarımında öncü olma noktasında da tasarrufları oldu. Sonra Erzincan ihtiyacı olan, ihmal edilmiş, göz ardı edilmiş bir ticaret tarım borsasının kurulmasına bayağı uğraştı. Başarılı da oldu. Sonra bunu devletin merkezi iradesine taşıyan çok ciddi raporlar götürdü. Bölgemizin ve ülkemizin bu konuda idare ve iradesinin ekonomik bazda desteklemede yanlışlar raporlarını bakanlara götürdü. O zaman Genel Başkanımız 2004 yılı Kasım ayıydı. Demek ki işte 18 sene olmuş. Allah rahmet eylesin. Yattığı yerin tutulmasın. Peki Hasan abi. Erzincan'da başarılı gördün siyasetçiler. Kayırım yapmadan, kimse ayırmadan, siyaseti yapmadan. Yani parti ayrımı yapmamaksızın. Vallahi şimdi Erzincan'ımız bu siyaset bazında bütün Türkiye'nin gözü böyle gerçi böyle mütevazi bir potansiyel olmasına rağmen çok dikkati çeker. Ta Cumhurbaşkanı Faruk Orutürk'ten başlar. Ondan önceki Cemal Gürsel'den Erzincan şeyi vardır. Sonra işte başbakanlar Yıldırım Akbulut, Allah gani gani rahmet etsin. Biz Yıldırım Bey'le de aynı dönem il başkanlığı yaptık. O da Adalet Partisi'nin il başkanıydı. Böyle çok nezih bir diyalogumuz vardı o süreçlerde 70'li yıllarda. Başbakanlık Erzincan'a tabii deyince. Sonra işte nasip oldu. Binali Bey
efendim başbakanımız oldu. Yani bizi Erzincan'ı başbakanlık Türkiye'nin idare ve irade noktasında, temsil noktasında hep gurur duyduk, onurlandırdık. Hasan abi, biz Erzincanlı olarak başbakanlarımızı kullanabildik mi? Onda sınıfta kaldık. Çok net söylüyorum, sınıfta kaldık. Belki uzayacak ama kısa olarak anlatmaya çalışayım. Bir gün Ankara'dayım. Yıldırım Bey başbakan. İşte böyle ANAP'lı yetkili arkadaşlarla, malum meşhur Recai abimiz vardı, Aptekin. Bahattin abi ilçe başkanı. Böyle 4-5 kişi Kızılay'da rastladık. Ağlar hayırdır. Böyle böyle başbakanı ziyarete gideceğiz. Bizi şey yaptı, Erzincan'a bir şeyler işte dosya mosya götürüyoruz. Derken beni de yaka paça götürdüler. Bir öğle yemeğinden sonra böyle gerçekten bir başbakanlığa, Erzincan'ın istihdamına, üretimine böyle dişe değer çok bir şey olmayınca da bozuldu tabii. Ya Özarslan, senin bir şeyin yok mu? Dedim ki var, var ama Sayın Başbakanım, bilmiyorum ki onu da yapabilir misin, yapamaz mısın deyince bozuldu. Böyle aramızda bir şey geçti. Ya dedi, ciddiysen dedi söyle bakayım dedi. Dedim ki Sayın Başbakanım, biz dedim gençken Ankara'ya gider ya Kırıkkale'yi görürdük onun üstünde. Küçük bir kasabaydı. Sonra büyüdü. Niye büyüdü? Makine kimya geldi. Şimdi ile namzet dedim. Kırıkkale ile namzet. Niye dedi? Dedim ki şimdi İç Anadolu Rafinerisi'nin temeli atıldı. Erzincan'da da böyle bir imkan var dedim. Mesela dedim, krom denen bir endüstri ham maddesi Rabbil Alemin dünya rezervleri içerisinde bizim Anadolu coğrafyasında en kıymetlisini bahşetmiş. Ve bunun da yöresel itibariyle de Erzincan ve yöresi dedim. Yani spek değerleri, yani bölgede spek değeri çok üstün dünyada. Şimdi bizim eksiğimiz şu dedim efendim. Gözlemlerimiz, dağları, taşları, milyon tonları limanlara indiriyoruz. Gaz mayına, küreğine, makineyle vesaire. 10 liraya satıyoruz. Ama bunlar bizim ihtiyacımızı da 10 bin 10 liraya bize geri satıyorlar. Mesela hantal bir teknoloji var Elazığ'da. Efendim işte krom entegre şeyleri, tesisi filan. Ferrokrom. Efendim dedim, bütün birimler elinizin altında. Bir ha dersek dedim, Erzincan bu ferrokromun Anadolu coğrafyasındaki üretim merkezinin bunda cazibesi haline getirecek yatırımı eğer yapabilirsek dedim, yapabilirseniz dedim. Ama dedim çok strateji. Bize ne kadar müsaade ederler onu da siz daha iyi bilirsiniz dedim. Çünkü eğer olursa dedim, bu nesilden nesile dedim, ebedi billah size 10 yıllar boyunca, 100 yıllar boyunca dua ederler dedim. Ama olmadı tabii. Bunlar ülkemizin... Bu son dönemlerde Binali Bey de başbakanlık yaptı. Bunu da değerlendiremedik. Şimdi değerlendiremedik. Orada bizde de mi kabahat var? Siyasette mi kabahat var? Yani Erzincan'ın olması gereken istihdamına dayalı, üretimine dayalı yani çabalarımız gerçeğe doğru gittiği zaman tökezlenmiştir. Ne söylüyorum? Ben 2-3 dönemde özel idarede de görev yaptık. Şimdi Erzincan her ne olursa olsun tamam 3. ordu, bürokrasi vesaire ama Erzincan'ın %80'in 90'ın köyü kenti var. Dolaylı dolayısı arazi olmasa bile gene bir maşarası bir şey ekiyor, sulayan ekiyor vesaire. Şimdi buna dayalı ne yaparızı işte rahmetli kardeşim bayağı bir işlerle uğraştı. Ben de babadan kalma çiftlikte bıraktım ticareti, gittim orada. Erzincan'ı bu bazda yönlendirecek sılacılık mısırdan, Macar fiyinden, Tritikale'den vesaire sanki oranın böyle ilk laboratuvarı gibi kullandık ve yönlendirdik insanları. Bu bazda çok ciddi projelerimiz oldu. Arz ettik, sunduk, başaramadık. Olmadı. Şimdi mesela en ciddi sunduğum projelerden bir tanesi o 2007 diyelim biraz daha sonra bu T2 bentinden Fırat'ın eski Sansa bakım evi dediğimiz bölgeden Erzincan'ımızın tünel sistemiyle beraber Fırat suyunun ihtiyacı kadarıyla sağ sahil sulama kanallarına kanalize edip ta yalnız bağın üst koduna kadar kullanacak cazibeli su. Cazibeli su. Ki orada yapmıştık çalışmalarını. Rahmetli işte Bircan Bey'le ikinciyle beraber de da bu konuda şeydi bilge bir
kardeşimizdi. Erzincan Türküsü istesek ya da sizden gönlünüze ne gelirse bir türkü istesek, şöyle mikrofonu size versem. Olur, Erzincan dedik, türkü zor. Olmaz olur mu? Şimdi bu söylenen TRT'nin de türkülerinin büyük çoğunluğu, gerçi efendim Erzurum sahip çıkıyor, Elazığ sahip çıkıyor ama Erzincan'ı gerçekten aslına baktığımız zaman birinin üzerine literatürde türkümüz var. Evet. Yani ama tabii bu arz ettiğimiz bir kısım şeylerden dolayı sahip çıkamaz. Mesela işte herkes Sarı Gelin, Erzurum türküsü bilir. Hani ninem ölsün sarı gelin, işte Erzurum çarşı pazar içinde evet. bir yer gezer. Halbuki o Naslı, Erzincan'ı bir delikanlı asker Erzurum'da. Bu sarı gelini, sarı kızı görüyor, Ermeni asıllı kız da. Tabii derken o Türkiye'ye dönüyor. O da yine Erzincan'ı delikanlının türküsü. Burada ne yapalım? Başı pare pare, oy oy, dumanlı dağlar, oy oy, duman eğlenir mi, oy oy, kar olmayınca, oy oy, duman eğlenir mi, oy oy, kar olmayınca, vay vay. Bana derler bana, oy oy, gel gönül eyle, oy oy, gönül eğlenir mi, oy oy, yar olmayınca, vay vay. Herhalde yeter. Hasan abi, ağzına yüreğine sağlık, çok güzel bir sesiniz varmış maşallah. Hasan abi, buradan kamera aracıyla dostlarımıza, arkadaşlarımıza, Erzincan'a, tüm dünyaya söyleyecekleri son sözler. Ben şöyle vereyim. Şimdi Erzincan'ın hem can olması, gerçekten yüreğinin, karakterinin, özelliğinin can olması, bir de bu tesadüf tabii ki, bir de 24 demek Erzincan. Yani en kıymetli bir ayarın üstü olmayan bir kıymet Erzincan. Şimdi Erzincan'ın kıymetini yaşayanlar, hemşerilerimiz, sonradan Erzincan'a gelen kardeşlerimiz gerçekten yürekleriyle bu Erzincan'ın havasını, suyunu, sosyolojik rabıtasını, dayanışmasını, hoşgörüsünü daha da ileriye dönük, gelecek nesillere çok örnek olacak dayanışma ve gönül hoşluğuyla beraber, İnancımızla, ferasetimizle, sadakatimizle memlekete de. Bir de şu mesajı vereyim. Yani Erzincan'ı gidip çuvallarına paraları götürüp dışarıda yatırım yapan hemşerilerimiz, borcunuzu ödeyin, geri getirin. Erzincan'a istihdamımızı sağlayacak. Erzincan'ın kalıcılığını, ondan sonraki nesillere, size de dua alınacağınız, orada kazandıklarınızı tekrar getirin buraya. Siz kazandınız, gittiniz dışarılarda, Bursa'da, Antalya'da, İstanbul'larda yatırımlar yaptınız, kazandınız, görüyoruz, dernekler kurdunuz ama şöyle bir sıkıştığınız zaman değil sadece, pandemi döneminde hep doldu, geldiniz köyünüze, kendinize, memleketinize. Bir de Erzincan'ın yani bu ekonomik ve sosyolojik borcunuzu da ödemek üzere Erzincan marka bir yerdir. Nereye giderseniz gidin, Erzincanlı dedi mi, gerçekten her yerde atalarımız, büyüklerimiz öyle bir avaze bırakmışlar ki, öyle bir gönül abidesi bırakmışlar ki, herkes Esrak'tan mı, Erzincanlı mısınız? Velhasıl Erzincan'a bazen binmeyen insanlar gelir, bürokrat olarak ağlıya ağlıya ama giderken de tekrar ağlayarak. Niye? Ya keşke gitmesek de burada kalsak diye. Bu kadar önemli bir ilimiz, önemli bir memleketimiz. Erzincan'ımıza ya sahip çıkalım diyeceğimiz bu. Her şeyle beraber, siyasetiyle, sosyolojisiyle, kültürüyle sahip çıkılacak güzel bir memleket diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Tabii ki benim bir de istirhamım, eğer uygun gördüğünüz takdirde, ülkemiz tabii siyasete yoğunlaştığı böyle bir konjüktürel süreçte de bazı önemli konuları hem siyasi hem sosyolojik olarak da yani böyle doya doya paylaşmak istiyorum ki
bu paylaşacağımız meseleler insanlarımızın samimi olarak siyaseten değil, gelecek nesillere de bir mesaj verecek şekilde bizim geçmişteki tecrübelerimiz, yaşadıklarımız, bugünkü halimiz, düşünülenler, ülke nereye gider, hangi anlayışlarla nasıl nefes alırın böyle kendi lisanımızla bildiğimiz kadarıyla tecrübelerimizi de paylaşmak isterim. Böyle bir şey de nasip olursa mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Size yüreğinizi sağlık. Zamanınızı verdiniz. Beraber güzel bir muhabbet oldu inşallah. Evet, bu hafta konuğumuz Erzincan'ın tanımlı simalarından Hasan Özarslan'dı. Tekrar buluşmak dileğiyle. Aracınız hangi model ve marka olursa olsun ne zahmetlerle aldığınızı biliyoruz. Ve en uygun yağın hangisi olacağını da biliyoruz. Sabur Oto Madeni Yağlar ve Filter Hipermarket. Yılların kalite ve ustalığıyla biz sıradan iş yapmıyor ve güveninizi boşa çıkarmıyoruz. Aracınız ve hayatınız bizim için değerlidir. Sabur Oto Yağ Değişim Servisi Madeni Yağlar ve Filter Hipermarket. Eski sanayi sitesi, eski itfaiye karşısında. Erzincan'ın ilk ve tek haber uygulaması Ne Haber 24, App Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun. nehaber24.com